Grip gibidir aynı. Grip, öksürük, ateş. Griple karışık olduğu söyleniliyor şu anda. Griple koronanın karışımı olduğu söyleniliyor. Duyum olarak yani. Ben öğretmenim. Okulumuzda son dönemlerde öksürük çok fazla. Bir de böyle normal grip gibi ama biraz daha onun şiddetlisi. Omikron varyantıyla birlikte vaka sayılarında artış meydana geldi. Vaka sayısının 50.000'in üzerinde seyrettiğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara tedbir çağrısında bulundu. Biz Alav Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına omikron varyantına karşı nasıl tedbirler aldıklarını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Vallahi şu an bilmiyorum ama boğazda kaşıntı, öksürük, baş ağrısı olduğunu biliyorum. Peki nasıl önlemler alıyorsunuz? Maske ile korunuyoruz, el hijyen. Temizlik. Bunlara. Aşı yaptırdınız mı peki? İki tane yaptırdım. İnsanların dikkatli olmalarını, genellikle günümüzdeki bu varyantlardan dolayı dikkatli olmaları, hijyen olmalarını, temiz olmalarını, kalabalık ortamda bulunmalarını dilerim. Grip gibidir aynı. Grip, öksürük, ateş. Yorgunluk. Bunlar yorgunluktur. Nasıl önlem alıyorsunuz peki? Yani maske, mesafe, hijyen diyoruz. Tabii ki aşı. En önemlisi aşı. Biliyoruz şimdi de Türkovak çıktı. Ya aşımızı muhakkak olalım. Biz olduk. Üçüncü aşımızı inşallah dördü de olacağız. Geçirdiğimiz varyantla en yakını grip olarak telaffuz ediliyor. Haberlerden falan duyduğumuz kadarıyla. Yani diğeriyle aynı gibi yani önlemleri hala devam edeceğiz. Maske, mesafe, temizlik. Başka nasıl tedbir alıyorsunuz? Valla başka da tedbir bildiğimiz bu işte. Aşı yaptırdınız mı peki? Yaptırdık evet. Üçünü de yaptırdım ben. Eğer gerek duyarlarsa kendi aşımını da önlem olarak vurdurabilirim Turkuva aşı. Gerek duyarsa eğer Sağlık Bakanlığı'ndan böyle bir şey emir gelirse vatandaş olarak önerimde düşeni yaparız yani. Griple karışık olduğu söyleniliyor şu anda. Griple koronanın karışımı olduğu söyleniliyor. Duyum olarak yani açıkçası çok da araştırıp merak da etmedim. Nasıl tedbir alıyorsunuz peki? Maske. Aşı olmadım. Aşıya karşıyım. Neden karşısınız? Aşıya karşıyım ya. Benim etrafımda yakinen tanıdığım çok vefat eden insanlar oldu ama bunlar haberlerde ya da basında yer verilmiyor bunlara. Çok yakından tanıdığım biri mesela aşı olduğu gün vefat etti. 40 yaşında bir bayan Sevgi Hastanesi'nde. Ona ölüm raporunda panik atak teşhisi konuldu. 1,5 ay sonra da aynı bayanın 40 küsür yaşında eşi vefat etti. Hani onun gibi 3-5 tane vaka yakın tanıdıklarım olduğu için benim şey yapmıyorum ben aşı olmadım karşıyım aşıya. Ben öğretmenim. Okulumuzda son dönemlerde öksürük çok fazla. Bir de böyle normal grip gibi ama biraz daha onun şiddetlisi. Ve öksürük çok fazla. Yani sanki bu yeni varyant bana böyleymiş gibi geliyor. Ama büyük bir çoğunluğu öğrencilerimizin ve arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu test yaptırmıyorlar. Böyle sanki hani diğer o baştaki varyantlara göre daha hafif geçiyor gibi. Nasıl önlemler alıyorsunuz peki? Yani biz okulda hani maske takıyoruz işte. Çok böyle kötü durumda olan öğrencilerimizi ya da çok öksüren, hapşıran öğrencilerimizi eve gönderiyoruz. O şekilde. Aşı yaptırdınız mı? Yaptırdım. 2 tane yaptırdım, bir öntek. Belirtiler Azrail tatile gitti, hiç kimse ölmeyecek. Hakikaten diyorum ha. Azrail tatilde. Başka bir şey yok. Koronavirüse karşı nasıl önlem alıyorsunuz? İşte maske başka çare yok. Aşı yaptırdınız mı? 4 defa. 4. Aşıdan başka çare yok ki. Maske takılmalı. Ve toplum yerlere girilmemeli. Yani bu şekilde tedbir alınır. Başka bunun yolu yok. Aşı yaptırdınız mı peki? Yaptırdım ben. Kaç doz yaptırdın? 3 tane. Üçünü de yaptırdım. Omikron varyantıyla ilgili bir şey biliyor musunuz peki? Bana çok çabuk bulaşıcı, fazla öldürücü değil o biri gibi öyle basından duyuyorum. İşte yani şimdi çocuklarda oluyor genelde aslında ben öyle bir duydum da hani bizlerin de çocukları gördüm. Geçen bir hastaneye gitmiştik aşağı yukarı bir 50-60 tane bir çocuk vardı. Ateş işte grip veya okullarda bir bayağı bir şey oluyor. Salgında da etkili oluyor bu hastalığın yayılması ama İnşallah hayırlısıyla atlatırız. Nasıl tedbir alıyorsunuz peki? Vallahi tedbirler elimizden geldiği kadar yani maske, mesafe, hijyene önem veriyoruz. O yani. Aşı yaptırdınız mı? Aşı ben 3. dozumu da oldum. Başka da bu yani. Biliyorsunuz koronavirüsle beraber yeni varyantlar çıktı. Bunlardan bir tanesi de omikron varyantı. Sizce belirtileri neler? Vallahi geçen gün ben gene vuruldum bir aşı.
Vallahi ben bir etki görmedim maşallah. Bir dördüncüye vuruldu. Böyle bir hiç geçirmedim ben böyle şeylerle. Çok bir şey, iyi bir şeydi bu. Herkes yapsın. Nasıl önlemler alıyorsunuz peki? Ben ne vurduğuna bana bir şey olmuyor. Aynı aşı vurulmuş gibi. Ay öyle bir şey. He. Önlemleriniz neler? Önlemlerimiz yok. Hiçbir şey yok. Sadece koya gidip koyadan mallar menandan uğraşıyor. Başka bir şey yok kızım.